yaş grubunda lenfoma hastalığı görülür ve belirtileri nelerdir? Çocuklarda görülen lenfomada tedavi yöntemleri nelerdir ve başarı oranı nedir? Lenfoma çocukluk çağı tümörlerinden. Lenfoid dokunun vücudun savunma hücresini oluşturan lenf sisteminin bir tümörü. Eve geldim güreşten. Anneme dedim ki anne boynumda bir şey var dedim. Annem zannetti, böyle şişlik zannetti. Yurt dışındaki hastaneye başvurunca lenfoma Burkut diye bir hastalığı yakaladı söylediler. Arda arda kesilmen öksürükle başladı. Geceleri uyurken terliyordum. Özellikle doğuştan gelen immün yetmezlikler ya da organ nakli yapılan hastalarda daha sık görülür. Tarımsal alanlarda, sanayi alanlarında yaşayan çocuklarda daha sık olduğu düşünülüyor. Erken yaşta enfeksiyona maruziyet bu hastalığın, lenfomanın daha sık görülmesine neden oluyor. Gittikçe büyümeye başladı. Türkiye'ye geldik. 6 ay hastanede kaldık. Ailem tedirginleşti. Hastaneye falan gittik. Soğuk algınlığı falan diyorlardı. Boyunda, koltuk altında, köprücük kemiği üstünde, kasık bölgesinde karında şişlik ya da süregen öksürük, nefes darlığı yaklaşık 2 haftaya geçti. Ateşin nedeni bulunamadı. O zaman da lenfoma aklımıza gelmeli. İşte hastaneye yattık. Biyopsi olmamı istediler. O ameliyata olduk. Ameliyat olduktan sonra ameliyatın sonucuna göre benim hastalığımı buldular. Tedavi yöntemleri en önemlisi kemoterapi. Özellikle Hodgkin dışı lenfoma dedikleri lenfomada ilaç tedavisiyle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bunların B hücreli olanlarında tedavimiz 6 aya geçmiyor. T hücreli olanında 6-8 aylık yoğun tedavimizden sonra böyle 1 yıla yaklaşan bir ağızdan ilaç tedavimiz oluyor. Sonrasında onda da tedavimizi kesiyoruz. Hodgkin lenfomada işte kemoterapi sonrasında bir ışın tedavimiz var. Hastalıkla tutulana ışın veriyoruz. Eğer hastalık tekrar etmişse önce otolog dediğimiz kendisinden kemik iliğini toplayarak yüksek doz kemoterapiler verip otolog nakil yapıyoruz. Eğer hastalık otolog nakline rağmen tekrar ederse de o zaman allojenik dediğimiz başka donörden nakil yapıyoruz. Kemoterapi aldı, yani direkt 3. günden kemoterapi vermeye başladılar. 3. günden fark ettik, şişliği yok oldu yani. Hodgkin için genellikle ayaktan veriyoruz kemoterapiyi. Yaklaşık 15 gün bir kemoterapimiz var, 15 gün boşluk. Yaklaşık hastanın evresine göre 4 ya da 6 ay sürüyor. Radyoterapiyi de hastalığın tutulu alanlarına veriyoruz. Hodgkin dışı lenfomada da yaklaşık bir 6 ay içerisinde hastanede yatışla ilgili kemoterapilerimiz bitiyor. 7 aylık bir kemoterapi süreci başlandı. Yavaş yavaş saçlarım dökülmeye başladı. Ya ben de bunu görünce dayanamadım, gittim kendim saçımı kestim. 7 gün sonra döküldüler. Kemoterapi bitince çıkmaya başladı. Saçlarımız dökülecek mi? Biz de diyoruz ki saçlarımız dökülecek ama tekrar çıkacak. Oradan bir rahatlıyoruz. Bulantı ve kusma, yemede azalma gibi yakınmalar oluyor. 10-14 gün içerisinde kemoterapinin etkisinden çıkıyorlar. Şu an iyiyim, hiçbir şeyim yok. İnşallah hastalık daha bulaşmaz. Öksürük, ateş, kusma, gece terlemenin bunların hepsi kesildi. Hiçbirini yaşamıyorum. Normal insan gibi hayatıma devam ediyorum.